Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lifçi Sevil. Bugün sizlere kendi tasarımım olan, daha doğrusu uyarlaması bana ait olan bu papatya uzun lifin yapılışını göstermek istiyorum. Biliyorsunuz YouTube kanalımda da var zaten papatyalar. Bu da diğer bir takımı olsun istedim. Yapılışı kolay. Hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ipimi aldım. Sarı ipimi alıyorum. Önce tomurcuk yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce de yapmıştık. Hemen beraber yapalım. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Hemen ilk zincirin tepesine böyle küçük bir yuvarlak yapacağız. Yuva yapacağız. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yani minik bir yuvarlak yaptık. İçine ikili trabzanımız. Bakın böyle. 1, ikili trabzanlarımız. Bir zincir çekiyoruz aralara. 2 kere de çıktığımız ikili trabzanlar yapıyoruz. Görünüyor değil mi? Bir zincir çektim. Önceki videolarımda da var zaten sayıları. Çünkü hep papatya takımı halinde çektiğim için arkadaşlar. 12 adet. 2, 4, 6, 7, 8. yaptım. 9 yaptım. 11, 12. Bakalım. 3, 6, 9, 12. Bir zincir çektim. İlk zincirin tepesine veya yuvanın içine battım. Bu kadar arkadaşlar. İşlem kolay. Hemen kesiyorum. Bu orta yuvalarını yapmış olduk biz papatyaların. Hatta ben bir parça yaptım. Yarımdı bu. Hemen beraber yapalım. Bunun devamını. Yani ilk baştan itibaren göstermek istiyorum. Beyaz ipimizi alıyoruz hanımlar elimize. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Papatyanın yapımına başlıyoruz. Bir zincir çektim. Yani bu ipleri arada yürüteceğim arkadaşlar. Hemen 1 2 3 görünüyor değil mi? Bir papatya yapıyoruz hemen ilk yaprağını. 3 4 5. Yani beşli fıstık yaptım. Kapatmadım. Diğer yuvaya da 2 3 4 5. İkisini birlikte kapatıyorum. Şimdi burada 4 zincir çektim. Yani kapattıktan sonra tekrar aynı yuvanın içine üzerine almadan sık iğne ile battım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Direkt karşıki yuvaya tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4, 5. 4 ve 5. İkisini birlikte topladım. 4 zincirimi çektim. Yani papatyaların düdüzü burası olacak hanımlar. Kapattım. 3 zincir çektim. İki, üç, dört, beş. Tekrar yanındaki yuvaya da beşli fıstık dolduruyoruz. Kusura bakmayın, ben biraz hızlı yapıyorum galiba. Zaten daha önceki videolarda da anlattığım için biraz hızlı yapıyorum açıkçası. Bakın, aynı yuvaya tekrar 4 zincirle battım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Burayı böylece hanımlar beşer fıstık, yani 5 bir yuvaya, 5 bir yuvaya olmak üzere 10 tane dolgu yapıyoruz ve 10 tanesini de birlikte topluyoruz, kapatıyoruz.
Evet arkadaşlar, ben yaptım. Şimdi papatyayı bitirdim. Yani bu ilk ortası olacağı için hiçbir yere ekleme yapmıyorum doğal olarak olaraktan. Karşıki fıstığa, yani dibine kapatıyorduk ama papatyaların araları açık kalmasın diye ben karşıki sonuncu yaprağı karşıki fıstığın dibine üzerine almadan sık iğneyle bağlıyorum. Bir iki zincirimi çektim. İçinden saklıyorum. Bakın ilk papatyamız oluştu. Şimdi diğer papatyamızı yapmaya başlayalım. Hemen zaten işlem aynı. Ben sadece size eklemelerini göstermek istiyorum. O kadar. Onun haricindekiler zaten kolay, bildiğimiz papatya. 2, 3. Hemen 2, 3, 4, 5. Şimdi sonuncuya kadar gelelim arkadaşlar. Yani 4, 5. yaprağı kapatalım ve tekrar size eklemeyi göstereyim. Evet arkadaşlar, ben yaptım. Yani son papatyaya geldim, kapattım. Şimdi eklemeyi yapacağım. Eklemeyi bu şekilde değil de düz yüzünün, yani tam tersi olmasını istiyorum ben. O yüzden böyle, yani ikisinin böyle düz yüzünü göreceğim şekilde hemen tepesine, yani ilk herhangi bir tarafına da ekleyebilirsiniz, fark etmez. Hemen buraya sık iğne ile tutturuyorum. Sıkıca 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Direkt yine buraya değil, buraya. Karşıki fıstığın dibine sık iğne ile batıyorum ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Yani burada tek ekliyoruz. Şimdi diğer fıstıklı şeyde papatyalarda çift eklemeyi de göstereceğim yine. Bakın böyle oluyor. Şimdi buralardan, daha doğrusu şununla göstermek istiyorum. Şimdi biz şunu yapmış olduk. Yani bunları yapmış olduk. Daha sonra tekrar 1, 2. Bundan sonraki eklemelerimiz hep 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yani iki tanesini ekliyoruz. Sonuncu da yine göstereceğim size. Ama tekrar bir tane daha sizinle yapayım, daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi karışık değil arkadaşlar, dediğim gibi kolay. Ama yine eklemeyi tekrar 2, 4, 4. yaprağı yapalım, kapatalım, tekrar gelin. Evet hanımlar, ben yaptım tekrar. 4. papatyanın yaprağına geldim. Şimdi alıyorum elime ikili ikili, yani bir buradan bir buradan ekleme yapacağım. Tam net anlaşılsın, bir buradan bir de buradan. Hemen elime aldım papatyayı. İlk önce buradan sık iğne ile birleştiriyorum. 3-4 zincirimi çektim. Tekrar dibine, kendi yaprağın dibine battım. 3 zincirimi çektim. Yine dolgu yapıyorum. 5'er tane yapıyorum hanımlar. 3, 4, 5. Kapattım. Tekrar buradan diğer yaprağın tepesine birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Tabii ben sonuncu da yapmam gerekiyordu bunu, ama olsun. Buraya şimdi bir tane hemen yaprak yapacağım. Çünkü erken davrandım. 5. ve 6. yapraklarda birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Ben 4. de birleştirdiğim için bir tane fazladan, ama sıkıntı olmaz. 4 zincirimi çektim ve karşıki yuvanın dibine batırıyorum. Evet. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi. Evet. Dediğim gibi, ne yaptık biz şimdi bakalım hemen. Yani 5. ve 6. yaprakta birleştirme yaptık. Bu sıra hep böyle gidiyor. Yani şu şekli alana kadar, ta ki son bir tane papatyayı da bırakalım.
Onu da beraber yaparız. Siz bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane papatya, yani ortadakinin, şunun etrafına 5 tane papatya ekliyoruz. Gösterdiğim gibi bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Yani şunu arada boş bırakmıyoruz şu şekilde. Buraya atlamıyoruz. Direkt buradan ve buradan. Hemen. Basit arkadaşlar. Böyle ekleyelim ve ben sonuncuyu göstereceğim. Beraber öğrenelim. Sonuncusunu gösteriyorum size. Hemen papatyaya başlıyorum. Son papatyamızı başladım. İpleri saklıyorum. Görünmesini istemiyorum hanımlar. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı yere yine 5 ile dolduruyorum. Yavaş da yapamıyorum arkadaşlar. Elim hızlı alışmış. Zaten birçoğunuz anladınız umarım. Çünkü kolay. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şimdi burada 3 tane eklemem gerektiği için son 3 yaprak da ekleme yapacağım hanımlar. Çünkü diğerlerini de yapmıyorum. Kapattım. Dört zincirimi çektim. Yine aynı dibine battım. Üç zincir çektim. Tekrar. Beş. Yanındakine de 5 tane fıstık yaptım. Hepsini birlikte kapattım. 4 zincir çektim. Bakın. 3 1 2 3. Şimdi burada eklemeyi yapacağım. Bunlar. O boşluğa. Bakın. Buralarda ekleme yerlerimiz zaten belli. 1, 2 ve 3. Hemen alıyorum. Yani düz yüzünden yine. Alıyorum papatyamı. Sağdan hemen tepesine ekliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim ve dibine batırdım. Birinci yaprağı eklemiş olduk. Sonra ikinci yaprağa geçtik. Tekrar fıstık yapıyorum. Beşli. 5 de diğer yuvaya yapıyorum. Hepsini birlikte kapattım. Ortadakini ekliyorum hanımlar. Ortaya. Bir tanesini ekledim. 4 zincirimi çektim. Hemen karşıya yuvaya batırdım. 1, 2, 3 zincir. Son yaprağımızı da ekleyeceğiz. Evet, sonuncuya geldik. Ne oldu? Burası kaldı. Bakın buraya tığını üzerine almadan batırıyorum. 5 zincir, 4 zincirimi çektim. Hemen karşı yuvaya bağlıyorum. 2 zincirimi çektim. Ve ipimi kesiyorum. Hemen bunu içinden yürütüyoruz. Saklamış oluyoruz. Bakın. Böyle oldu. Yani böyle 3 parça yapacağız. Dediğim gibi hanımlar çok kolay ve basit. 3 parça olacak. Yani bu birinci parçamız. Çünkü bu uzun lif olacağı için. Bu şekilde 3 tane yapıyoruz. 3 parça yapıp ben sizi yaptınız sayıyorum. Tabanına direkt başlayalım hanımlar. Tabanıyla beraber örerim zaten. Arkadaşlar ben yaptım 3 parça. Üçünü de tamamladım. Şimdi taban, yani zeminine geçelim hemen. Bunlar bir köşede dursun. Zeminine, yani bu yuvarlakların alt kısmını başlıyoruz. Beyaz ipimizi aldık elimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet zincirimi çektim. Hemen bir yuvarlak yapıyorum.
Bir zincir çektim. İçine 2 3 üçlü sık yaptım, kapattım. 2 zincir çektim araya tekrar. Altı adet fıstık yapacağız. Evet. 2 zincir. 2 zincir. Fıstık yapıyorum, kapatıyorum. 2 zincir. Toplamda 6 adet fıstık yapacağız. 5 oldu. 6.'yı yapıyorum. Kapattım. 2 zincirimi çektim. İlk fıstığın tepesine hemen bağladım. 6 adet oldu toplam. Normal zemin başlar gibi yani arkadaşlar, zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Hemen bir fıstık kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık yaptım. Kapattım. 1-2 zincir çektim aralara sıkı bir şekilde. Hani 2 zincir ama elimiz biraz daha sıkı tutalım ki aralar fazla açılmasın. Karşıki fıstığın tepesine hemen bir fıstık kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir. Dibine bir fıstık yaptım. Kapattım. Araya yine 2 zincir. Bu sırayı böyle tamamlayalım hanımlar. Evet, ben sırayı bitirdim. 2 zincirimi çektim. Hemen karşıki fıstığa bağladım. 6 adet fıstık yaptık. Tekrar bir fıstık daha kapatıyorum. Burada artırma işlemi yapacağım. Çünkü hemen üzerine bir fıstık yaptım. Dibine bir. Karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim. Bakın şimdi burada artırma işlemi yapacağız. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Yani ikili fıstık toplayacağız. Bakın ikisini birlikte topladım. Artırmamız oldu. Bir alt sırada birdi fıstık sayımız. İkinci sırada 2 fıstık oldu. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. 2 hemen üzerine aldım, tekrar karşıki dilime geçmiş oldum. Tepesine 1, dibine 1, karşıya bir fıstık. Kapattım, tekrar tepesine 1, dibine bir. Burada artırma işlemi. Her sırada yapıyoruz bunu. İkili topluyoruz sonunda. Dediğim gibi ikinci sıradayız. 3, 4, 5. Tam 5 sıra tam geliyor bu modele. Yani 5 sıra örüyoruz yuvarlak ve tekrar size kesmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Şimdi burayı da bağlayayım. Kameramı düzelteyim. 2 zincirimi çektim, hemen karşı fıstığa bağladım. Yani bitirmiş oldum hanımlar. Böyle 5 sıra ördüm tam. 5'er sıra tam buna denk geliyor. Yani 6 olsa büyük olur bence. O yüzden 5'er sıra örüyorum ben bu ortalarını.
Tekrar aynısından bir tane daha yapalım. Ekleme kısmını buradan göstereceğim size. Evet hanımlar, ben ikinci parçayı da bitirdim. Şimdi ekleme işlemine geçeceğim. Yani beraber beşer sıra ördüğümüz 5 sıra, 5 sıra da bu. Şimdi eklemek için lifimizin arka kısmını, yani ters, hani burası ördüğümüz kısım, düz tarafı. Buralar diğer kısmı ters tarafı. Hemen ters taraflarını, ikisini birbirine denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Bakın böyle. Yani buralar ters, bura düz. Burayı aman dikkat edin. Hemen aynı beşer sıra olduğu için 5 fıstık var. Alıyorum ve buraya hemen sık iğneyle ekliyorum. 1 2 3 4 4 zincirimi çektim. Bu ekleme daha güzel oluyor o yüzden. Bir bu fıstıktan, bir de diğer fıstığın ortasından alıyorum ve sık iğneyle eklemiş oluyorum. Bakın. Şöyle zincir çekerek 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar bir buradan, bir de arkadan. İkisini birlikte ekliyorum sıkı bir şekilde. 4 zincirimi çektim. Yine ikisini birbirine. Tekrar aradan 1 2 3 4 4 zincirimi çektim ve sonuncuyu da ekledim hanımlar. 2 zincirimi çektim. İpimi uzattım. Bakın böyle eklemiş oldum. Yani daha düzgün duruyor böyle eklemek. Bakın hanımlar. Yani buralar birbirine denk geldi. Yani şöyle ve böyle olması için. Şimdi bundan bir parça daha yapıyoruz. Gösterdiğim şekilde yine eklememizi yapıyoruz buraya. Bütün fıstığın, yani 5 sırayı örüp eklememizi yapıyoruz. Daha sonra da halkasını yapacağız arkadaşlar. Halkayı yaptıktan sonra da kenar oyasını geçeceğiz ve dikeceğiz. Lifimiz bitmiş olacak. Tekrar bir parça daha bundan yapalım ve ekleyelim, gelelim. Evet. Ben bitirdim. Üçünü de ekledim. Bakın. Üçünü de ekledim. Üç parçadan oluşuyor lifimiz. Şimdi halkalarını takacağız. Halkalarını da daha önce diğer papatya videomda da göstermiştim. Hemen alalım halkamızı elimize. Halkamızın etrafını sık iğne ile, yani şöyle takıp hemen sabitleştiriyorum. Evet. Sık iğne üzerine almadan arkadaşlar, sık iğne yöntemiyle etrafını gidiyorum. Sıkı bir şekilde. Tabi takılıyor. Böyle. Hemen alıyorum, kapatıyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde etrafını komple hepsini gidelim. Ben de yapayım, geleyim. Evet. Hepsini sık iğneyle gittim. Sonra ilk yaptığım trabzanın başına battım. Bir zincir çektim. Halkamı elime aldım. İpimi, pardon, lifimi de alıyorum. Tersini çeviriyorum hanımlar. Bu tersi oluyor. Eklemiştik çünkü tersinde kalsın zincirler istiyorum. Şimdi bakın burada direkt elime aldım ve buradan ilk fıstıktan, hemen ilk fıstığın içine sık iğneyle battım. 1 2 3 4. Yani buradaki yaptığımız işlemi yapıyoruz aslında birleştirirken. Ama burada halkaya birleştiriyoruz. Tek farkı o. Buraya battım ve ona denk gelecek. Yani saymıyorum hanımlar. Elim alıştığı için karşısına denk gelecek yere sık iğneyle. 4 zincir,
Mesela burasına denk geliyor. Hemen buradan sık iğne ile bağlıyorum. 4 zincir, sık iğne ile yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buradan hemen karşıya bağladım. Yine 4 zincirimi çektim. Sonuncuya geldim. Bakın son. Hemen bu karşıya denk geliyor. Bunu da buraya ekledim. 2 zincirimi çektim. İpimi uzattım ve keseceğim. Sonra iplerini ben temizleyeceğim. Bakın böyle. Yani zincirli kısmı tersine denk geldi özellikle. Çünkü burada da o işlemi yaptık. Bakın ipi burada bitirdim. Ama düz yüzünü çevirince böyle daha temiz gözüküyor çünkü. Aynı bu şekilde diğer ucunu da bağlayalım, bitirelim. Kenar oyasını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bitirdim. Halkalarımı ekledim iki ucuna da. Tamamladım. Şimdi kenar oyasını yapacağız hep beraber. Hemen şöyle bir kısmını göstermek istiyorum size. Şimdi buraya geldik. Hiç koparmıyorum ipimi. Bura tersi, bura düz yüzü. Hemen çevirdim, düz yüzüne geldim. Halkamı ekledikten sonra 1 2 zincir çektim. Üzerine aldım buraya. Şöyle tam gözüksün. Şuraya arkadaşlar. Hemen buraya. 1 2 kere çektiğim trabzan. 1 2 3 4 zincir. Ve bu trabzanın arasına battım. Tetik yaptım küçük. Pipirik de diyebiliriz. Tekrar üzerine aldım. Aynı yine ikili trabzan yaptım. Daha önceki videomda gösterdim zaten. Uzun papatyelikte de bakabilirsiniz. Çünkü aynı kenar oyasını yapmıştım. Ama yine de tekrar bir göstermek istedim. İzlemeyenler için. Şimdi iki kere de çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen sık iğne ile batıyorum. Tekrar üzerine aldım. 2 kere de çektim. 1 2 3 4 üzerine almadım. Tekrar aynı yere sık iğne ile battım. Geçişleri 2 zincir çekiyorum. Yani şuraya hemen sık iğne ile battım üzerine almadan. 1 2 zincir çektim. Tekrar üzerine aldım ve buraya bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim, üzerine almadım ve buraya sık iğne ile battım. Üzerine alıyorum. Aynı yere batıyoruz. Trabzanımı yaptım, sık iğne ile tekrar zinciri bağladım. Üzerine aldım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hiç üzerine almadan tetiğimi yaptım. Tekrar üzerime aldım. Hiç buralarda zincir çekmiyorum. Çünkü aralıklı olur. 4 zincir. Aynı yere battım. Çok basit. 2 zincirimi çektim. Hemen karşıki yuvanın içine sık iğne ile battım. 2 zincirimi çektim. Tekrar karşıki, hani buraya değil buraya tekrar trabzanımı yaptım. Bu işlem böyle devam ediyor hanımlar. Hep beraber yapalım. Dikim aşamasına geçelim. Zaten gerçi şuraları göstermem lazım size. Buralarda sık iğne gideceğiz yine. Tetik yapmayacağız. Siz bu şekilde buraya kadar gelin. Ben de yapayım gelin. Evet, ben yaptım. Kenar oyasının bir tarafını komple yaptım, bitirdim. Şimdi buraya geldik. Burayı göstereceğimi söylemiştim. 3 zincirimi çektim burada. Buraya tetik yapmıyorum hiç. Zincirle gidiyorum burayı. Sık iğne. 3 zincir. Rastgele arkadaşlar. Göz kararı. Yani tam eşit olsun diye böyle. Bakın. Buradan. Sık iğne. Yani hiç üstüne almadan ipimi direkt batarak buraya kadar geleceğim. Komple gittim etrafını. Bakın böyle zincirle dolandım. Şimdi tekrar
Komple yan tarafında aynı bu şekilde. Yine etrafını gidelim. Sonra papatyalarımızı üzerine dikelim. Evet hanımlar, ben bitirdim kenar oyasını ve iki parçasını diktim. Şimdi üçüncü parçayı sizinle birlikte dikmek istiyorum. Kolay ama yine de göstermek istiyorum. Hemen iğnemi, ipimi aldım. Şuradan direkt ortadan başlamak istiyorum. İpimi geçirdim. Aralardan böyle çok belli etmeden arka kısmından dikiyorum. Bir yapraktan bir ortadan dikiyoruz. Basit dikimi de zaten. Bakın böyle dikiyorum. Yani şöyle denk gelecek şekilde tam düzgün. İri iri dikiyorum böyle. Çok fazla. Çünkü tutuyor zaten. Evet. Hemen şuradan da, yani bir yaprak arasından bir içinden sabitleştiriyorum. Tam ortalayıp. Evet, sonuna geldim sanırım. Evet, şu yaprağa kadar dikeyim. Tam ortasından çıktım ve tersini çevirdim. İpimin arkadan hemen düğüm atıyorum. Çift kat dikiyorum ben dikiş ipliğiyle. Hem belli olmuyor hem de sağlam oluyor. Bakın bitirdik. Böyle güzel bir, şöyle düzenleyeyim hanımlar. Uzun lifimiz oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir lif daha yaptık bugün. Tekrar yine kanalımda sürprizlerle karşınızda olacağım. Hiç ara vermeden çekmeye devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.